Efendim hoş geldiniz. Alo. Alo, merhaba Nur Hanım, merhaba hocam. Merhaba Merhabalar, efendim, hoş buyurun. geldiniz, buyurun. İyi ki varsınız demekle başlıyorum sözü. Siz Teşekkür de. ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız. Sağ olun. Ben çok heyecanlıyım. Çok Söze nasıl normal. gireceğimi bilmiyorum. Duygusal olarak çöküntüdeyim şu anda. Neden? Ben 10 yıllık evliyim. 4 yaşında kızımız var. Allah bağışlasın. Eşimle severek Evlendiniz. evlendik. Ama eşim çalışıyordum ben evlendiğimden beri. Son bir yıldır çalışmıyorum, evdeyim. Eşim artık benimle ilgilenmemeye başladı. Bu durum beni aşırı derecede üzüyor. Eşimle zaten bizim hani evlendiğimizden beri şeydi, öyle yüz yüze çok fazla böyle konuşmayız yani. Ben konuşmaya çalıştıkça o hep kaçar. Ya da işte bir sorun olduğunda konuşurken hep o haklı çıkar. Her zaman haklıdır yani. Ben hep haksızımdır. O yüzden hep yani WhatsApp yoluyla işte sorunlarımızı birbirine açmaya çalışırız. Aa, ilginç. Evet. Öyle bir durumumuz var bizim. Nasıl yani? Sadece eşinizle WhatsApp'tan yazışarak mı anlaşmaya çalışıyorsunuz? Evet, aynen öyle Nur Sizinki Hanım. apartman yönetimi gibi olmuş valla. Aynen Yani hocam, apartman yönetimi hani biz sorunları yazarsın ya şeyden WhatsApp grubuna. Maalesef. Bu ne ya? Peki şu andaki durumunuz ne? Hocamıza sormak istediğiniz ne? şimdi hocamıza sormak istediğim, bizim yani son 5-6 aydır sorunumuz var. Benim eşime yaklaştıkça o benden kaçıyordu. Bir gün yine WhatsApp'tan onu neden böyle yaptığını sordum. İşte benim doğumdan sonra kendimi saldığımı, çok kilo aldığımı, işte hiç kendime bakmadığımı, işte çalışırken çalıştığım için vaktim olmayıp da yapamadığımı, ona anlayış gösterdiğini. Ama şimdi evde olduğum için işte daha da bir saldığımı falan söyledi bana. İşte kendisi özel bir iş yerinde çalışıyor. Orada her gün bakımlı kadınlar var. Yani sebep bu mu ya? Bir evliliği bitirmek için, bir kadını hayatından çıkartmak için. Sen kilolusun, sen bakımsızsın, artık benim hayatımda yoksun. Böyle bir sebep olabilir mi hocam? Çok net onu söylememiş ya. Yok, Yazışmalar daha devam yoksun ediyor demiyor itibarlar. Nur Hanım. Bunu Hayatımda söylemiyor. yoksun demiyor. Yani sadece işte kendime saygım olması gerektiğini, hani öncelikle kendime saygı duyarak bakımlı olmamı, ondan sonra çevresindekileri saygısından dolayı bakımlı olmam Bakın gerektiğini falan şimdi. söylüyor. Bakın şimdi. Aslında kötü bir şey söylemiyor. Yani onu anlıyorum. Çünkü hani ben ya yani nasıl diyeyim, hani ilk evlendiğimiz zamanlara dönmemi istiyor. Şimdi bakın. Ya ben öyle olamam ki yani. Bakın Hani aradan 10 şöyle. yıl geçmiş, bir çocuk doğurmuşum ve Evet. bizim hani çocuğumuz kolay olmadı yani. Tüp bebek de bebek sahibi Ben olduk size biz. şunu söyleyeyim, bir dakika hocamızı dinleyelim Evet, burada. Siz mesela yapılan haksızlık karşısında onu anladığınızı iddia ediyorsunuz. Diyorsunuz ki onu aynı zamanda anlıyorum da. Burada aslında ortada temel bir mesele var. Aslında bütün fizyolojisi değişen kadınlar için gelsin bu şimdi cevabımız. bakın. Teşekkür ederiz Bakın size. şimdi sorun şu. Ben gerçekten doğumdan sonra kötü olabilirim. Tabii. Bak vücudum deforme Karnım da olabilir. çatlayabilir. Şimdi deforme olabilir. Ama akıllı erkek o çatlaklarıyla seni sevdiğini söylemeli. Senin o deforme halinle seni sevdiğini söylemeli. Söylerse ne olur biliyor musunuz? Sen de daha iyi olma adına mücadele verirsin. Ama sen o vücudundan dolayı birisi seni küçümsüyorsa sen de kendini beğenmemeye başlarsın. Sen de bu sefer bak olumlu düzelecekken olumsuz anlamda depresyona girer ve daha fazla yersin, daha fazla kötü bir hale gelirsin. Bakın burada yapılan hata bu. Ama senin yapman şu. Sen düzenli bir spora başla. Gerçekten kendinle ilgili kendini sevmeye başla ve sen kendi vücudunu sevmeye başladığın anda zaten her şey değişir. Yani eşin için yapma bunu, kendin için yap. Bakın Evet, bu ve çok önemli bir şey. eski yıllarıma dönemem değil mi? İnsan Tabii. azmederse her şeyi yapıyor. Tabii ki yani Ama yaş yöntem geçtikçe yanlış. Bak şimdi evet. eleştirerek bir insanı değiştiremezsin. Bak bu sefer benim kendime olan özgüvenimi, öz saygımı yitirtiyorsun sen. Doğru. Ve ben eşimi her halimle, bak her haliyle sevebiliyorsam eğer ilişkimiz mükemmel hale geliyor her yönüyle. Bak bunu da görmek lazım. Yani onun için eleştirme olayı düzeltmiyor. Takdir etme, onaylama ve sen
Sevmeye başladıkça onu değiştirmeye de başlıyorsun. Bak bu çok önemli bir şey. Sen sevmeye başladıkça onu değiştirmeye de başlıyorsun istediğin gibi. Güzel bir söz var ya, her şey bir insanı sevmeyle başlıyor. Başlar. Severek bence başlıyor. De öyle. Bir diğer telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Aleykümselam. Nur Hanım, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Buyurun. Öncelikle benim 20 senelik evliyim ben, 20 senelik. Evet. Eşim beni bıraktı gitti. Neden? Nedeni şu, benim babacığım Avrupa'daydı. Avrupa'dan izine geldi. Hı. İki gece bizde kaldı. O iki gece içerisinde orada daha önceden kötü alışkanlıkları varmıştı. Ben de alkol alıyordum. Alkol içen biriyim. Bu oradaki alkolden daha ziyade başka kötü alışkanlıkları varmıştı. Yani siz anlamışsınızdır. Anladık. Bu bana tavsiye etti. Ve o alışkanlıklarından bana içirdi. Gece yarısı beni uyuttular. Eşimi aldı. Baldızım ve nasıl diyeyim ben size? Baldızım ve eşi işte bacanağım aldı götürdüler eşimi. İki aydır ben eşimi arıyorum. Dört tane çocuğum var. Bir tanesini yeni evlendirdim, kızı. İki oğlan bir kız şu an yanımda. İnan bakmakla hükümdeyim şu an. Yani benim kötü alışkanlığım yok. Sadece ben telefon dahil kullanmıyorum. Ne eşimi aldattım ne bir şey yaptım. Benim baldızım Avrupa'dan geldi. Benim eşimi aldı götürdü. Ya ama bana niye götürdü? Bana niye? Bir yardımcı olursan çok sevinirim. Sebebi ne diyorlar? Sebebi? Sebebi alkol alıyor musun? Sen şiddet uyguluyor mudun ona? Bir dövme. Kesinlikle eşime ben giymedim giydirdim. Giymedim giydirdim. İçmedim içirdim. Ama bak çocukların şimdi, da bak, içinde bak, dahil. Bak şöyle söyleyeyim sana. Şimdi durup dururken bunlar gelip de niye götürüyor? Kesinlikle eşin seninle ilgili bazı şikayetlerini dile getirdi ki onlara. Onlar tamam. Da geldiler. Ama sana benim, böyle bir şey benim yaptılar. Burada anlamadığım başka bir şey var. Az önce siz aradığınızda iddianızda şunu söylediniz. Dediniz ki eşimin kardeşinin yani baldızım yurt dışından evet. geldi. Onun da evet. kötü alışkanlıkları var dedi. Demediniz mi az önce siz? Evet dedim. Şimdi madem sizin kötü alışkanlığınız var. Neden bu kadıncağız kötü alışkanlığı olan başka bir eve gitti? Neden gitti? Onu da şöyle söyleyeyim. Biz üç kardeş erkek olarak. Üçümüz de aynı işi yapıyoruz. Ben bu kötü alışkanlıklarımdan dolayı diğer biraderlerim beni alkol içtiğim için bizim iş yerimize gelme. Sen alkol içiyorsun gibi hitaplerde bulundu. Ben de tamam gelmiyorum dedim. Ve işten dolayı gitmedim. İşim gücüm de devamlı olmadığı için biraz hani oradan koptuğum için maddi durumum biraz düştüğü için eşim beni birazcık dışlamaya başladı. Hı. Bunu da baldızıma ve bacanağıma hitap etmiş. Söylemiş. Çıkmışlar gece yarısı gelip eşimi alıp gitmişler. Sizi uyuttular. Öyle mi? Ben alkollüydüm. Ben uyumuşum gece hı. yarısı. Yani hangi erkeğin evine bir bacanak ya da bir erkek gibi de avradını alıp gidebilir? Böyle bir yasa var mı? Benim anlamadığım bu. Anlatabiliyor muyum hocam? Canlıydı. Evet şimdi. Yani siz sabah bir kalktınız ki karınız evde yok. Evet yok. Peki nasıl öğrendiniz onlarla çocuklar birlikte yurt gittiğini? Çocuklar da almış gitmiş. 15 tatilde çocuklarımın üçünü gönderdi. Bir tane evli zaten. Çocuklarım geldi buraya. Annem böyle 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 yaptı. Kızım anneniz nerede diyor. Çocuklara da söylemiyor. Şimdi şöyle ama bak. Burada kesinlikle senin içkiden dolayı, iş düzeninden dolayı, senin o yuvayla ilgili bazı sorunlardan dolayı kadın kaçmış. Yoksa üç çocuğuyla beraber bir anne de bir adamı bırakıp da gitmez öyle yüzüstü. Yani burada bak senin de bence hataların var ki bırakıyor gidiyor kadın. Şimdi kolay değil mi insanın yuvasını bozan, bak aldatmasına rağmen, dövmesine rağmen bırakmayan kadın. Şimdi durup dururken seni niye bıraksın? Bir de beyefendinin iddiasına göre kaçtığı insan da doğru. Güvenilecek bir insan hani değil. Derler ya. Tekin bir insan değil. O da bir takım şeyler kullanıyormuş. Sen şimdi gelmiş bak. Beyefendiye alıştırmış. Ben bunu da anlamıyorum yani. Tabii. Evli barklı kadın geliyor eniştesiyle. Orada ona bir şeyler yapıyor. Koca orada.
Yani nereye gidiyoruz biz ya? Nereye gidiyoruz biz? Nedir bu ahlaksızlık yani? Şimdi burada kesinlikle senin iş düzenini bozman nedeni ne? Alkol. Şimdi sen bununla ilgili eğer senin bütün o iş hayatını, aile hayatını etkiliyorsa senin bir an önce bu illetten kurtulman lazım. Devletin bununla ilgili bak çok güzel şeyleri var. Yardım alabileceğin yerler var, eskisi gibi değil. Sen bunu bırakmış olsaydın bu noktaya gelmezdiniz. Bak senin iş hayatını, aileni, her şeyi etkileyen bir şey bu. Onun için eşinin bence canına tak demiş kadın gitmiş. Ha, yaptığı yanlış, doğru. En azından seninle yüzleşebilirdi ama senin nasıl tepki vereceğini bilmediği için de yüzleşmemiş olabilir. Onun için bence sen bir an önce alkolden kurtul. Bunun yerine sen güzel bir baba, örnek bir baba olabileceğini göster. Eşin bak nasıl geri geliyor. Ben ona inanıyorum. Vallahi çok zor. Hülya Hanım ne demiş biliyor musunuz hocam? Evet. Nur Hanım demiş, karşındaki odun kalas olursa nasıl mutlu olacaksın Nur Hanım demiş. Almanya'dan selamlar. Hülya Hanım selamlar gönderiyoruz Bu Almanya'ya. ne şimdi? Bilmiyorum. Ha, değil. Karşındaki odun kalas olunca nasıl mutlu olacaksın demiş. Evet. Olamıyorsun tabii ki o zaman. Çok doğru söylüyorsunuz. Başka bir telefonumuz var. Alo. Merhabalar Nur Hanım. Merhaba, hoş İyi geldiniz. yayınlar diliyorum. Çok Hocam size de teşekkürler. iyi yayınlar Sağ olun, çok diliyorum. teşekkür ediyorum efendim. Buyurun. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. Estağfurullah. Ben de yaşadığım bir olayı paylaşmak istedim sizlerle. Tamam. Dinliyoruz. Benim eşime bir mesaj gelmişti. Bir sevgilisinden gelir gibi. Hani kalpli falan yazıları sevgili gibi. Ben tabii bundan dolayı eşimle çok tartıştım, sordum. Hiçbir yanıt alamadım, tanımadığını söyledim. İsim kimdi? Ben Kayıtlı mıydı de telefonla numarası? efendim? Telefon numarası telefonla kayıtlı mıydı? Hayır, değildi. Hadi. Bilmediği bir numaraymış. Tamam. Ben de tabii bana eşim telefonunu verdi, ara dedi. Niçin aradığını, böyle bir mesaj niçin eşime attın diye sor dedi. Aradığımda ulaşamadım. Bu bir hafta 10 gün sürdü. Sürekli aradım, kafama takmıştım. Bu arada benim eşim de iş seyahatlerine gidiyordu o sıralarda. İş seyahatine giderken eşimle biz kavgalı ayrıldık. Hani ben onu hiç iyi yolcu etmemiştim. Yüzüne bile bakmamıştım. Eşim neyse yoldayken, iş seyahatindeyken ben o numaraya sonunda ulaştım. Açtığında görümcem çıktı. Eşimin kız kardeşi. İşte kendisiyle ilgili bir şeyler söyledi. Normal konuştuk. Ben dedim abine mesaj atmışsın. Ben onun için aradım seni. Her şeyi konuştuk fakat bir türlü bana o attığı mesajla ilgili bir şey duymadığını söyledi. Hani sorduğum cevabı alamadım. Hani neden abine öyle bir mesaj attın dediğimde sesin gelmiyor falan dedi bana. Orayı geçiştirdi. Tabii ben hemen telefonu kapattıktan sonra eşimi aradım, özür diledim. Dedim meğer kız kardeşinmiş sana o mesajları atan. O da dedi niçin atmış onu sormadın mı falan dedi ama öyle bir mevzu geçmişti. Onun için hani bazen etraftaki insanlar kıskanabilirler eşleri. Böyle mesajlar da olabilir. Ben de onu Yani paylaşmak istedim sizinle. görümceniz sizi kıskandığı için mi kendi öz abisine aşk mesajları atıyor? Maalesef, maalesef. Bak, yemin ediyorum kaç yıldır bu programı yapıyorum. Hani bir yaşıma daha girdim. İlk defa Değil böyle bir mi? şey duyuyorum. Maalesef, Niye sormadınız maalesef. ona? Neden abine böyle aşk mesajları atıyorsun diye? Çekmedi Ona işte, bir cevap türlü vermedi. cevap vermedi ama zaten yaşantımızda ben anlıyorum. Eşimi benden fazlasıyla kıskanıyorlar. Biraz eşimi maddi olarak istismar ediyorlar diyeyim. Aramızı bozarak o Bir yaşıma daha şekilde girdim. oralardan işte kullanıyorlar eşimi. Allah'tan siz akıllı kadınsınız da ortalığı velveleye Teşekkür ederim. vermemişsiniz. Yuvanızı Teşekkür yıkmamışsınız, değil mi? ederim. Yok, Evet. ben 27 yıllık evliyim. Bu görümcelerden bende maalesef ya 6 tane var. Hepsi birbirinden farklı. Çete Ama hiç gibiler. kimseyle ben ne yüz göz oldum. Saygı çerçevesi içerisinde bir günde birisine neden böyle yapıyorsunuz demedim ama Helal olsun size. 27 yıllık evliliğimde Allah'a şükür 2 tane de çok güzel evlat yetiştirdim.
kızım var iki tane. Allah'a şükür. Yalnız bak senin şansın şu. Eşin Allah'tan onları dinlemiyor. Onların gazına gelmiyor. Bak sen o konuda şanslısın. Yoksa sen istediğin kadar onlarla beraber hareket etseydin ne huzurun kalırdı ne şeyin kalırdı. Ya yani insan bu kadar kötü olabilir mi diye düşünüyor biliyor musun? Ya şimdi şöyle insanlar inan yani kardeş kardeşi kıskanıyor ya. Acil burada içinde oluyor. Üzücü ya. Vallahi en yakın düşmanın en yakının en büyük düşmanı çıkıyor. Hanımefendiciğim çok teşekkür ediyoruz. Aslında bizim bir konuda farkındalığımızı arttırdınız biliyor musunuz? Evet. Gözümüzü açtınız. Hiç ilk defa böyle bir şey duyuyoruz. Demek ki aslında ya ben program başında ne dedim size? Evet. Bir kadının düşmanı yine başka bir kadın demedim mi? Yani sen görümce ne elde edeceksin? 27 yıllık evliliği bitirmekle ne yapacaksın? Ne elde edeceksin yani? Şimdi, ne yapacak? Abin o kadını bıraktıktan sonra bütün paralarını sana mı yağdıracak yani? Herhalde öyle bir plan var kafada. Yani o öyle düşünüyor olabilir. Yani burada... Ya bu engelliyor sanki vermesini gibi düşünüyor. Burada görüncen yolunu yıkmak istiyor derken şu yani kadın öyle fesat ki... Evet. Ben bunları nasıl ayırırım? Şu imajı veririm başka bir telefondan abime mesajlar atarım. Sanki abimin hayatta başka bir kadın varmış imajı gibi yaratıyor. Baksana zaten 15-20 gün hayatları 15-20 gün hayatları felç olmuş ya. Kavga ettiler bak diyor ki ben güler yüzle gönderemedim eşimi. Vallahi hocam aslında beyefendi tamam çok şey davranmış ama... Ama ben şuradan beyefendiye de sesleniyorum. Evet gidip kardeşine bir fırça atması lazım. Bu ne demek ya? Böyle bir terbiyesiz olur mu? Bu ne demek? Tabii. Bak o anda kadının kesin başına bir şey gelebilirdi. Tabii. O anda tansiyonu yükselebilirdi. Tabii. Yani insan hayatı pamuk ipliğine bağlı. Evet. Yalan mı hocam? Evet. Şu da olabilirdi. O görümce bir arkadaşına verip ben tabii anlaşıyoruz benim sevgilim dedi dedirttirebilirdi. Daha da ileriye götürebilirlerdi Allah göstermesin. Allah vallahi şimdi bunu yapan onu da yapar ha. Ya yemin ediyorum başımıza taş yağacak yani. Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.